Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Şubat ayında okuduklarımı paylaşacağım. Size daha önce de söylemiştim zaten daha önceki videolarımdan birinde. Antalya'ya döndüğümde Şubat ayında okuduklarımı sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi kısa süreliğine döndüm. Böyle 1-2 hafta falan kalacağım. O yüzden başlayalım hazır buradayken. İlk kitabımızın adı Ölüme Fısıldayan Adam. Zaten bunun yorumunu da yapmıştım biliyorsunuz. Büşra Yılmaz'ın Ölüme Fısıldayan Adam'ı 7 tane kitap okudum bu ay galiba. Şimdi sayacağız birlikte. Şu an unuttum çünkü ne kadar okuduğumu. Ama 7 idi galiba. Eminim şu an. Evet, bu defa eminim. Bu kitapların arasından en beğendiğim kitap Ölüme Fısıldayan Adam'dı. Yani 5 üzerinden 5 veririm. 10 üzerinden 10 veririm. Gayet de güzel bir kitaptı. Çok hoşuma gitti. İkinci kitabımıza gelelim. İkinci kitabımız aslında Yalı Çapkını Çoban Aldatanı Arıyor. Zeliha Akçagüner. Aslında bu benim pek tarzım olmayan bir kitap. Yani böyle nasıl desem genç. Yani tamam yaşlı değilim ama hani biraz daha genç işi bir kitap. Ve hani şöyle söyleyebilirim. Lise, ortaokul, lise çağında okunabilecek bir kitaptı. Ayrıca biraz saçma geldi bana. O yüzden çok hoşuma gitmedi. 5 üzerinden 2 veriyorum bu kitaba. Yine de ortaokul ve lise çağlarındaysanız hani belki hoşunuza gidebilecek bir kitap olabilir ama beni sarmadı yani bilmiyorum çok beğenmedim. İkinci kitabımız da buydu. Ya zaten şöyle de bir şey var. Ölüme Fısıldayan Adam'ı okuduktan sonra hangi kitabı okursanız okuyun kötü gelecek zaten size büyük ihtimalle. Bir sonraki kitabımızın adı Muzlu Pastam. Muzlu Pastam çok komik, güzel bir kitaptı. Hoşuma gitti. Ama dediğim gibi Ölüme Fısıldayan Adam'dan sonra hangi kitabı okursanız okuyun biraz geliyor, yavan geliyor yani. Dolayısıyla bu da güzel bir kitaptı ama hani belki en son Ölüme Fısıldayan Adam'ı okusaydım daha hoşuma giderdi bilmiyorum. Ama gerçekten çok hoş bir kitap olduğunu söyleyebilirim. 5 üzerinden 4,5 veriyorum. O da hani bilmiyorum ya bazı yerlerinde sıkılmıştım. O yüzden 5 üzerinden 4,5 veriyorum. Bir sonraki kitabımızın adı Zambak Kızı. Bu biraz şey bir kitap. Yani böyle Hintli bir kızı anlatıyor. Hindu bir kızı anlatıyor. Onun ailesini daha doğrusu babasını bulma çabaları falan filan vesaire. Biraz ondan saklanan bir takım sırlar var. Onun peşine düşüyor. Nişanlı, saygın bir ailenin oğluyla nişanlı falan. Böyle değişik bir kitaptı. Ama benim çok hoşuma giden bir kitap olmadı. Yani akıcı değildi. Akıcılığı yoktu. O yüzden ben bu kitaba 5 üzerinden 3 verebilirim. Yine de okunabilecek bir kitap. Yani çok kötü bir kitap değil. Asla okunamaz, işte bitmez falan değil de. Hani benim için zor bitti diyebilirim. Bunun dışında güzel bir kitaptı. Önerebilirim ama dediğim gibi 5 üzerinden 3 veriyorum sadece. Bir sonraki kitabımızın adı Sonsuz Dokunuş. Bunu da zaten büyük alışverişten almıştım hatırlarsınız. Sonsuz Dokunuş biraz fantastik bir kitap. Hatta bayağı fantastik bir kitap. Buna da 5 üzerinden 3,5 verebilirim. Zambak Kızı'ndan iyiydi ama yine de akıcılığı yeterli değildi. Yani ben okurken sıkılmamalıyım akıcı olması için. Hani o yüzden ben biraz sıkılmıştım. Biraz zor bitmişti Zambak Kızı ve Sonsuz Dokunuş. O yüzden pek hoşuma giden bir kitap olmadı. Yine de fantastik seviyorsanız aslında hoşunuza gider. Yani bilim kurgu, fantastik tarzı kitaplar seviyorsanız hoşunuza gider. Çünkü burada kız dokunarak iyileştirebilme yeteneğine sahip vesaire 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 işte. Yani okunabilir. Okunamaz bir kitap değil gene. Sıradan bir vasat bir kitap. Bir sonraki kitabımız yani sanırım 6. oluyor artık. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 6. kitabımızın adı. Tabii ki Nefretten Sonra. Nefretten Sonra'ya 5 üzerinden 4,5 verebilirim. Çünkü gayet güzel bir kitaptı. Yarım puanı nereden kırdığımı anlatacağım. Birincisi ben bu kitabı ikinci kez okuyorum. Tamamını bitirmemiştim. Ama tekrar başa dönüp okudum. Olayları unutmuş olabileceğimi göz önünde
bulundurarak, ama gayet güzel bir kitaptı. Sadece bir şey söyleyecektim, onu unuttum şu an. Harika, süper. Sadece Zor Kadın Nefretten Sonradan daha iyiydi bence. Yani akıcılık açısından da, her açıdan Zor Kadın daha iyiydi. Zor Kadın'ı daha önce okuduğum için ister istemez Fatih Murat Arsal'ın bu kitabıyla da karşılaştırmak durumunda kaldım. Dolayısıyla 5 üzerinden 4,5 vermemin sebebi bu. Yoksa 5 üzerinden 5'lik de bir kitap. Ama Zor Kadın bence daha bir 5 üzerinden 5, hatta 5 üzerinden 6'lık bir kitap. O yüzden 5 üzerinden 4,5 veriyorum. Ama dediğim gibi Fatih Murat Arsal'ın bütün kitaplarını okuyun. Sıkılmazsınız, hoşunuza gider ve hani güzel vakit geçirirsiniz. Aşkı anlatan adamdır yani kendisi, daha ne diyeyim. Son kitabımıza geliyorum. Son kitabımız da Maske. Lemariz Müjde Albayrak'ın kitabı Maske. Ben daha önce onun Hissiz kitabını okumuştum. O da böyle seri gibi bir şey. Yani tam seri mi bilemiyorum ama bağlantılı bir kitap yani. Öyle söyleyebilirim. Orada Alexander'ı anlatıyor Hissiz'de. Burada Alexander'ın arkadaşı Adrian'ı anlatıyor. Güzel bir kitaptı. Ama ben önce Hissiz'i okudum. Ve zaten birinci kitap Hissiz'di. Ve Hissiz'de daha iyiydi yani. Sanki Hissiz daha güzeldi, daha akıcıydı, daha hoştu gibime geliyor. O yüzden ben bu biraz puan kıracağım. Yani Hissiz'de mesela 5 üzerinden Fatih Murat Arsal'ınki gibi 5 üzerinden 5 ise bu bence 5 üzerinden 4.7 falan yani. 4.5, 4.5 olsun hadi. Hadi senin güzel hatırına falan. Tamam yani 5 üzerinden 4.5 diyebilirim buna. Son kararım. Ama yani okunabilir bir kitap. Sadece Hissiz'i önce okudum ve Hissiz gerçekten aşırı derecede hoşuma giden bir kitap oldu. Çok böyle her sayfasında acaba ne olacak diye düşünerek geçirdim. Ama şimdi hani böyle olmadı. Yani Maske'de böyle olmadı pek. Bazı yerlerinde sıkıldım. Çok kitap okumamdan mı onu da bilmiyorum ama zaten hani daha önce okuyan varsa ve benim gibi düşünüyorsa bilemeyeceğim yani, haklıyımdır, değilse haksızımdır, bilemiyorum. Ama güzel bir kitaptı yani, okunabilecek bir kitap. Sadece Hissiz daha güzeldi, bu kadar. Arkadaşlar benim bugünlük okuduklarım bölümde bu kadar. Yani Şubat ayında okuduklarım bu kadardı benim. Videom eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan Ocak ayında okuduklarıma ulaşabilir ve buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.